Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, hepiniz Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Medine-i Münevvere'deki ziyaretlerimiz çok özel bir yerde bugün devam ediyor. Burası eskiden Rume bölgesi, şimdiki günümüz Medine'sindeki adı Sultana bölgesi, Hazreti Osman'ın bahçesi. Mescid de Hazreti Osman'ın mescidi olarak bilinir. Bildiğimiz Rume kuyusu olayının yaşandığı yer burasıdır. Burası Hazreti Peygamber hicret ettiğinde burada bir kuyu vardır. Medine'nin kuyuları meşhur ama her kuyunun suyu tatlı, lezzetli, berrak değil. Rume kuyusunun suyu Medine'nin en kıymetli suyu. O zaman için öyle lezzetli, öyle tatlı, öyle güzel bir su ki bu su kardeşlerim parayla satılıyor. Ve çok iyi bir parayla satılıyor. Bir sahabi Peygamber Efendimiz'e buranın sahibi olan bir Yahudi'nindi. Bir Yahudi'nin bahçesiydi önceden. Buranın suyundan bir testi Resulullah'a hediye getirdi. Yani ikram etti Peygamberimize. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu görünce öyle çok sevindi, öyle çok hoşuna gitti ki Allah Resulü'nün ne kadar tatlı, ne kadar güzel bir su, elhamdülillah dedi. Resulullah Efendimizin kardeşlerim suyun hoşuna gitmesi tabii onu ikram eden Müslümanı sevindirdi sahabe efendimizi. Allah Resulü dedi ki bu suyu dedi herkes içebiliyor mu? Yani bu suyu herkes rahatlıkla kullanabiliyor mu? O testideki suyu da orada kalanlara dağıttı Resulullah Efendimiz. Yani birer bardak diyelim bugünkü ifadeyle ama 10 kişiye dağıtsın. Hepsi o. Ama orada çok insan var. Çoğu içemedi. Suyu getiren sahabi dedi ki hayır ya Resulallah burası öyle, bu su öyle herkesin ulaşacağı bir su değil. Çok pahalı, çok kıymetli, çok lezzetli. Belli zaten herkes seviyor bu kuyunun suyunu. Allah Resulü keşke içinizden bir hayır, hasenat sahibi biri çıksa da bu suyu Medine halkına, kardeşlerine, bu şehrin insanlarına ikram edebilse dedi. Hazreti Osman tüccar bir insan, iş adamı. Allah zenginlerimize cömertlik versin. Helal, bol kazançlar versin. Bütün iş adamlarımıza, sanayicilerimize, esnaflarımıza, küçük ve büyük esnaflarımıza, köylülerimize, hayvancılıkla, çiftçilikçe geçinen kardeşlerimize bol kazançlar versin. Müslüman helalinden bol kazanırsa hayır yapacak, yardım edecek yer bulur. Çünkü dünyada bir taraf acı çekecek, bir taraf ağır imtihan olacak, bir taraf varlıkla denenecek. Hazreti Osman da tüccar bir insandı. Ticarete zekası çok iyi çalışıyordu. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben hayatta ticaret yapamam. Yani istesem de yapamam. Niye? Bu bir gerçekten yetenek meselesi. Şimdi işte meşhur ya bizim Kayserili kardeşlerimiz ticarete aklı çalışan insanlar. Babadan dededen görüyor, çocukluktan, çıraklıktan, işte Kapalı Çarşı esnafı diyor, Mahmut Paşa esnafı diyor. Değil mi? Oralarda yetişen çıraklar, oralarda yetişen gençler ne kadar açık oluyor, ne kadar çok cevval oluyor. Hazreti Osman da çok böyle ticaretle yetişmiş, zeki bir insan, ahlaklı da bir insan. İnsan hem tüccar olup hem ahlaklı hem de ilkeli olunca elbette Allah da nasibini açarsa çok kazanıyor. Ve Hazreti Osman kafasına taktı. Resulullah istedi ya Müslümanlara, Medine'de yaşayan Müslüman olmasa da bu şehrin insanına şu suyu keşke ikram edebilsek deyince Hazreti Osman Şam tarafına ticarete gitti. Ticarete gitti kardeşlerim. Tabii Hazreti Osman Efendimiz öyle büyük bir karla elde etti ki insanı Allah malla da dener. Beklemediğin bir para çıkarır karşına. Beklemediğin bir nimet çıkarır. Bakalım cimrilik ediyor mu? Vazgeçiyor mu? Niyetinden dönüyor mu? Osman da imtihan oluyor dünyada Hazreti Osman Efendimiz. Kardeşlerim Hazreti Osman öyle sağlam bir iman sahibi ki çok beklemediği kar elde etmiş, döndü Medine'ye. Evine gitmeden, tabiri caizse, hani bunu ben söylüyorum tabii ki, evine gitmeden buraya geldi.
Burada kuyunun başında gölgelikte şöyle ağaçlı kurmalıkların gördüğünüz gibi bahçe olduğu gibi o zaman o adamındı. Gölgelikte oturuyor, parasını tahsil ediyor. Bir testi verene, bir testi isteyene, misal öyle söylüyorum, 50 lira diyor. Bir bardak içene 5 lira diyor. Ama su çok lezzetli. İnsanlar kuyruk. Misafiri gelen oluyor, ihtiyacı olan oluyor. Yani parası olup da Rume kuyusunun suyundan içelim diyor. Biz bugün şimdi suyun kıymetini bilmiyoruz. Bir diş fırçalayacağız, iki kova su akıtıyoruz. Aman Müslümanlar, haramdır. Bakın, Allah için söylüyorum, musluğu açıp bekletmek haramdır. Haramdır diyorum, dikkat ediyor musunuz kardeşlerim? Haramdır, günahtır, vallahi günahtır. Aman dikkat edelim. Yani abdest mi alıyorsunuz, yüzünüzü yıkayın, öyle oyalanacaksanız hemen kapatın, o arada yüzünüzü mesedin. Kuru yerlerde ıslatmaya, elinizle yaymaya çalışın. Efendim kollarınızı yıkarken, efendim işte diş fırçalarken, efendim tıraş olurken, değil mi? Birçok insan tıraş oluyor. Aman ha, suyu israf etmeyin. Suyu burada işte çölde, o günün dünyasında öyle evlerde şebeke suyu falan yok. Su kuyruğu var. Hazreti Osman geldi, buyur dedi. Osman, tanıyorlar tabii Osman'ın, tüccar ya, paralı bir adam. Buyur dedi, su mu alacaksın? Evet dedi. Ne kadar istiyorsun dedi. Hazreti Osman dedi ki, sen bunu bardak bardak satıp dedi, ne yapacaksın ki? Siz Yahudiler ticaretten anlarsınız. Ben sana bir teklifte bulunmaya geldim dedi. Buyur dedi. Bu kuyunun suyunu toplu para vereyim sana. Bir kısmı kullanım hakkı benim olsun. Mesela haftada bir gün bizim olsun. Veya bir gün senin olsun, bir gün benim olsun dedi. Ama toplu para vereyim sana dedi. Böyle toplu para alırsan hiç değilse başka yatırım yaparsın. 10 lira, 10 lira, 5 lira, 5 lira para mı birikir? Siz Yahudiler ticaretten anlarsınız dedi. Benim teklifim çok samimi. Adamın hoşuna gitti. Olur dedi. 100 bin mesela lira diyelim. 100 bin riyal diyelim. Hazreti o günün parası 100 bin dirhem diyelim. Hazreti Osman kabul etti ve o parayı saydı adama. Bir gün Müslümanların, bir gün o Yahudinin. Hazreti Osman mukaveleyi yaptı ve gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna. Mescitteydi Resulullah. Peygamberimizin yanına koştu. Sevinçli. Allah senin duanı kabul etti ya Resulallah dedi. Allah senin duanı kabul etti ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, Rume kuyusunun suyunun artık bir günü bizim, bir günü kuyu sahibinin. Nasıl sevindi Resulullah. Sübhanallah. Osman dedi, Allah malına mülküne bereket versin. Osman, Allah malına bereket versin. O güne kadar buraya hiç gelmemiş Resulullah Efendimiz. Allah Resulü dedi ki, yarın bizim mi şimdi su? Evet bizim dedi. Yarın pazartesi. Peygamberin doğum günü. Pazartesiyi satın almış Hazreti Osman. Resulullah'ın dünyaya geldiği, peygamberlik verildiği, hicrete başladığı pazartesiyi satın almış Osman. Yarın bizim ya Resulallah. Bilal çık dedi. Herkese ilan et. Evine Rume kuyusunun suyundan almak isteyen yarın kuyunun başına gelsin. Hiçbir ücret de alınmayacak. Hiçbir ücret. Adam kovasını 50 liraya satıyor. Bedava diyor Resulullah. Tabii ama diyelim ki misal, yani bunu tahminen söylüyorum. Her aile iki kova alacak en çok. Her aile en çok iki kova alacak. Ertesi gün bura kardeşim, bu gördüğünüz yer. Kuyruk. Daha çok kuyruk. Çünkü bedava diyorlar. Ve Müslümanlar da olması şart değil. Müslüman olan olmayan, bu şehirde yaşayan herkesin hakkıdır bu su dedi Resulullah. Bu su herkesindir dedi. Osman Allah için vakfetti. Ben de onu Medine halkına vakfettim dedi. Medine halkınındır. Ve Hazreti Osman'ın ilk vakfı Medine'ye hicretten sonra ve kardeşlerim Hazreti Osman Efendimizin vakfıyla suyu dolduran gidiyor. Gerçekten para almıyor. Tabii kuyunun sahibi duydu, çılgın gibi geldi. Baktı,
Aman Allah'ım, anlaşma da yapmış. İtiraz edecek bir şey de yok. Düşünememiş bunun böyle olacağını. Onlar da parayla satarlar nasıl olsa. Rekabet olur demiş. Hani 3 lira düşer, 5 lira düşer. Ama böyle değil ki. Muhammed bedava dağıtıyor. Aleyhissalatü vesselam. Çıldırdı adam. Çıldırdı. Sonra akşam oldu. Burada kuyunun tabii kuyruk bitmedi. Niye? Herkes gelmiş. Herkes gelmiş ama kardeşlerim vakit yetmedi. Vakit tekrar Yahudinin sırasına dönünce kardeşlerim Allah Resulü keşke dedi bir Müslüman daha çıksa da şu kuyunun suyunu Müslümanlara alamayanlara da ikram etse. Allah Resulü böyle demişti ve Osman onu kafasına koymuştu. Yine Hazreti Osman onu kendince gönüllü üstlenmişti. Ama o Yahudi geldi dedi ki Osman dedi siz çıldırdınız mı dedi. Bu su bedava dağıtılır mı sen bana öyle demedin ki dedi. Bedava dağıtacağınızı bilsem satar mıydım sana dedi. Sizin sıranızda su almak için millet artık gelmiyor. Siz ne yaptınız Osman ne yaptığınızın farkında mısınız dedi. Sizin peygamberiniz çıldırdı mı delirdi mi dedi. Hazreti Osman biz delirdik dedi. Biz çıldırdık dedi. Allah'ın bu şehre ikram ettiği bu suyu Allah'ın kullarına dağıtıyor Allah'ın Resulü. O bir peygamberdir. Kral değildir. O bir kral değildir. O insanların maddi gücünü kendinde toplamaya çalışan, bir zenginleşme derdinde olan, güç derdinde olan, iktidar derdinde olan biri değildir. O Allah'ın Resulüdür. Allah'ın nimetini kullarına dağıtıyor. Bundan güzel ne var dedi. Hazreti Osman yine ticaret yapmıştı. Geldi adamın sinek avlıyor o Yahudi. Tek tük müşteri geliyor. Çok acil olanlar geliyor diyelim. Hazreti Osman dedi ki kolay gelsin dedi hemşerim. Siz dedi kolay bir şey mi bıraktınız dedi. Hiç kimse yok bak dedi. O zaman kalan günleri de sat bana dedi Hazreti Osman. Yahudi hemen ayağa kalktı. Alır mısın dedi. Alırım ama benim dediğim fiyat dedi. Öbür sefer senin dediğini almıştık. 100 bin dedin 100 bin aldık. Nasıl olsa rekabet edecek gücü yok. Ne veriyorsun dedi. Misal söylüyorum 30 bin dedi. Verdim gitti dedi. Hazreti Osman bu kuyunun bütün hakkını satın aldı. Biliyor musunuz Hazreti Osman 82 yaşında Medine'de hırsızsın Osman diyerek darbeci hainler tarafından şehit edilmeden önce bu kuyunun suyundan bile Osman'ın evine bir kova su vermediler. Osman dedi ki siz ne sapık bir topluluksunuz, siz ne zalim azmış bir topluluksunuz, siz nasıl merhametsiz bir darbecisiniz. O kuyunun suyunu benim aldığımı bilmiyor musunuz? Rume kuyusunu Allah için paramla vakfettiğimi bilmiyor musunuz? Benim aileme, hanımıma o kuyunun suyunu bile bana yasaklıyorsunuz öyle mi? Osman, bugün sana Rume kuyusunun suyu da yok dediler. Osman'ı susuz bıraktılar. Osman'ı hanımını kucağında, yatak odasında şehit ettiler. Selam olsun Hazreti Osman'a. Sadakasının şahidi olduğumuz yere geldik. Resulullah buraya gelmiş ve bu kuyunun suyunun dağıtımının ilk gün başında bulunmuştu. Nasıl sevinçliydi. Peygamberimize suyu ikram ettiklerinde nasıl memnun olmuştu. Biliyor musunuz? Küçük bir detay daha. Hazreti Osman burada kardeşlerim sıraya geçmiş. Kendi parasıyla aldığı kuyunun suyunu sıraya geçmiş ve sırada bekliyordu. Allah'ım şu ahlak, ya Rabbi şu edep, ya Rabbi şu cömertlik bize de nasip et ya Rabbi. Osman gibi Allah için ümmetin yüreğine su serpecek hayırlı hizmetlere koşturanların malını çoğalt ya Rabbi. Allah'ım senin yarattığın kullarına ve senin dininin yoluna verenlere çok ver ya Rabbi. Malının zekatını, malının sadakasını verenlere sen çok ver ya Rabbi. Ki onlar daha çok versinler. Vermeyenlere verme ya Rabbi. Cimrilik edenlere sen de verme ya Rabbi. Osman'a selam olsun. Rume kuyusu. Suyunu içemedik ama tadı hala damağımızda. Şu Rume kuyusunun hikayesi bile
İçtiğimiz bir tas su gibi gönlümüzü ferahlandırsın inşallah. Peygamber Efendimiz Allah'ın suyunu Allah'ın kullarına dağıtmıştı. Bizi de Allah kullarına karşı adaletli olmayı, onlara merhametli olmayı Rabbim nasip eylesin. Hepinizi bugün Medine-i Münevvere'de, bugün Sultana diye bilinen bölgede, eski adıyla Rume bölgesinde, Rume kuyusunun başında sizi misafir ettik. Allah sizin de yolunuzu düşürsün. Allahu Teala sizlere de buraları ziyareti nasip etsin. Medine'den hepinize saygılar, muhabbetler, selamlar ve dualar. Allah'a emanet olun can kardeşlerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.